Sevgili seyirciler merhaba, ben Selin Ceylan. Bir İşkolik programına daha hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Ufuk Akman. Kendisi yaşam koçu ve biyoenerji uzmanı. Ufuk Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz, teşekkür ederiz. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz Ufuk Hanım? İsmim Ufuk Akman. Denizli'nin Dağ Köyü'nde dünyaya geldim. İki çocuk annesiyim, 18 yıllık evliyim. 6 yıldır da bu işle uğraşıyorum. Daha öncesinde kendi işlerimde esnaflıktır, farklı iş yerlerinde çalıştım. Bu işi yapmak artık 6 yıldır daha da kendimi bulduğumu düşünüyorum ve beni mutlu ediyor. Çok güzel. Peki Ufuk Hanım 6 yıl öncesinde yani bu yaşam koçluğu, biyoenerji nasıl geldi birden böyle size? Yani bu mesleği icra etmek için, bu sektörü seçmek için neler yaşadınız? Nasıl bir başlangıç oldu sizin için? Asıl bu lise çağlarında başladı bu merak. İşte insanın davranışlarını gözlemlemeye başladım. Dikkatimi çekmeye başladı. Bu niye böyle davranıyor şeklindeki soru üzerine. Liseyi bitirdiğimde artık belliydi yapacağım meslek. Psikoloji üzerine okumak, psikoloji üzerine araştırma yapmak, insan davranışlarını incelemekti artık. Fakat liseyi bitirdikten sonra değişik hayatın getirdiği sorunlar sebebiyle okuyamamıştım. 6 yıl öncesinde eğitimlerine başladım. Yaşam koçluğu, biyoenerji, spiritel danışma işleri konusunda merak uyandı. Eğitimler almaya başladım. İlseven Akademi'den aldım. Aknet eğitim kurumlarından aldım. Birçok sertifikam var birçok dalda. Yaşam koçluğu, nefes koçluğu, meditasyon koçluğu gibi. En çok kendimi bulduğum meditasyon, nefes ve biyoenerji. Hepsini birleştirip de uyguladığımda danışanlarıma daha iyi sonuçlar aldığımı gördüm. Bunu tabii kendi üzerimde de uyguladığım çok oluyor. Kendi üzerimde de güzel sonuçlar aldım. Ve bu beni mutlu etti. Yani hayat kaliteniz mi artıyor o zaman Ufuk Hanım? Farkında oluyorsunuz. Ne yaptığınızın, ne konuştuğunuzun, nasıl davrandığınızın farkında oluyorsunuz. Bu da ayaklarınızı yere sağlam bastırıyor. Nasıl yürüyeceğinizi, nasıl hareket edeceğinizi, hayata dair nasıl davranacağınızı daha iyi anlıyorsunuz. Hata yapma olasılıklarınız daha da azalıyor değil mi? Aynen. Yani bu sefer başımıza gelenler ah işte çok böyle talihsiz olaylar yaşadığımızda mesela kahretsin bu da beni buluyor. Yine mi ben gibi böyle dertlenmek yerine aslında oradan bir ders çıkarıp hayatımıza yolumuza o şekilde devam ediyoruz aslında. Daha bilinçli yaşamak aslında. Evet aynen öyle. Yani konuştuğumuz kelimelere kadar, attığımız adımlara kadar, kafamızdan geçen düşüncelere kadar farkında oluyorsunuz. Evet. Sadece yaşamış olmuyorsunuz. Evet. Ne yaptığınız bilerek yaşamış oluyorsunuz. Bakış açımız da değişmiş oluyor. Evet. İleriye dönük daha farklı bir hayat bizi beklemiş oluyor. Çok doğru. Peki Ufuk Hanım, şimdi yaşam koçluğu dediğimiz zaman evet insanların hayatlarına dokunuyorsunuz. Ama biyoenerji, nefes dediniz, bir sürü farklı alanlardan da bahsettiniz aslında. Yelpazeniz çok geniş. Ama ne kadarlık süreçler mesela, kaç seans alınması gerekiyor? Maksimum 8 seans yeterli gelebiliyor. Fakat ara verip birkaç ay ara verdikten sonra tekrar yenilenebilir. Bunda herhangi bir yan etkisi, herhangi bir kötü durum yok. Tabii ki bu biraz maddiyata da bağlı ama eğer insan kendine yatırım yapmak istiyorsa maddiyatı bir kenara bırakıp yani bu işlere başlamalı diye düşünüyorum. Evet. En azından seans almaya ya da seans almaya gücü yoksa maddi olarak kitap okumaya olabilir, YouTube'dan takip etmeye olabilir gibi gibi birçok yolu var. Kendilerini geliştirerek aslında kişisel gelişim çok önemli. Evet. Tabii sizin gibi koçlardan da yardım almak daha da destekleyici olacaktır. Kesinlikle. Ama bir yerden başlamamız gerekiyor aslında. Evet. Yani böyle tek düze işte başıma ne gelirse amenna şeklinde değil bir yerden artık farkındalığımıza varıp o şekilde devam etmemiz gerekiyor. Herkes için geçerli. Büyükten küçüğe değil mi? Kaç yaş grubundan başlıyorsunuz siz? Çocuklara da hitap ediyor musunuz yoksa sadece yetişkinler mi? Ben ergen sonrası daha çok yetişkin üzerine odaklıyım.
ergenlerde de sınav kaygısı olarak rahatlatma olabilir. Ama bir, daha çok yetişkinlerde oluyor. Peki Ufuk Hanım, bu noktada şöyle bir soru sorsam. Sizin meslektaşlarınızdan ayıran özellikleriniz nelerdir? Kendimi daha iyi tanımak, kendi üzerimde daha çok çalışıyor olmam diye düşünüyorum. Ayrıca empat bir kişiliğe sahibim. Empatlar bu konuda bir adım daha önde olduğunu düşünüyorum. Önce kendime soruyorum soruyu. Bu olduğunu düşünüyorum. Sıkı bir araştırmacıyım. Her gün kendimle yarışıyorum. Bunlar... Çok güzel. Eğitimlerinizden de bahsedebiliriz. Aldığınız sertifikalardan da bahsedebiliriz. Tabii. İlk Aknet Akademi ile yaşam koçluğu eğitim almıştım. Bu eğitimden sonra İl Seven Akademi'de başladım. Nefes koçluğu, meditasyon koçluğu 14 dalda eğitim aldım. Üzerine 14 dalda eğitim aldıktan sonra psikoloji lisans eğitimim devam ediyor. Son sınıftayım. Bir taraftan da devlet okulunda dışarıdan sosyoloji okuyorum. Gün geçtikçe daha da derinleşiyorum bu konularda ve ucu bucağı yok kişisel gelişimin. Daha çok soru sorup daha çok ilerliyorsunuz. Yani eğitimin yaşı yok zaten. Kesinlikle. Sınırı da yok, sonu da yok. Dediğiniz gibi eğitim her yaşta, her alanda kişiler kendilerini geliştirmek için dediğiniz gibi veya icra ettikleri mesleği, yaptıkları mesleği daha kaliteli sunabilmek için tabii ki eğitime dur dememek lazım. Siz de kendinizi geliştirmek için birçok yere başvurmuşsunuz. Evet. Çok da aktif olarak devam ediyorsunuz. Ben tebrik ediyorum kendi adıma Ufuk Hanım sizi. Peki son bir sorum daha olacak. Bu mesleği kimler yapabilir? Hangi özelliklere sahip olmalı? Bir kere empati gücü yüksek olmalı. Karşındaki insanı yargılamadan, sadece gözlemleyerek incelemesi gerekiyor. Sonra dediğim gibi eğitim konusunda da sonu yok. Çok geniş. Her gün kendi kendine eğitim almalı. Yani başkalarıyla değil de kendisiyle yarışmalı insan diye düşünüyorum. Yani tamamen aslında mutlu hissetmen gerekiyor, sevmen gerekiyor. Meraklı olman gerekiyor. Karşılıklı memnuniyet oluyor o zaman da, değil mi? Tamamen aslında karşı tarafın hayatına dokunmak, onu mutlu etmek, onun mutluluğundan beslenerek kendi mutluluğunuzu oluşturmak. Biraz da planlarınızdan bahsedelim mi? Aslında benim hayallerim çok büyük. Bir kere psikoloji alanında ilerlemek istiyorum, araştırmalar yapmak istiyorum. Türkiye genelinde ve dünya genelinde tanınmak istiyorum. Araştırmalarımla, tezlerimle bu konuda ilerlemek istiyorum. Bir de kadın ve çocuklar üzerinde Türkiye'de ve gelişmekte olan ülkelerde kadın ve çocukların daha çok ezildiğini, özellikle psikolojik olarak ezildiğini, kendilerini ifade edemediklerini düşünüyorum. Bu konuda onlara destek olmak istiyorum. En küçük karşımda gördüğüm, ezilen bir kadın, bir çocuk gördüğüm zaman kendimi çok kötü hissediyorum. Onu o elimden tutup o ortamdan uzaklaştırmak, işte farklı bir pencere açmak geliyor içinden her zaman. Bu. Yani. Daha çok kişiye dokunmak, değil mi? Daha çok hayatlara dokunmak aslında. Kesinlikle. Kadın ve çocuklar biraz daha hassas noktanız sizin. Ön planda. Kesinlikle erkeklerin de farklı problemleri var belki toplumumuzda. Farklı yüklendikleri yükler var. Ama kadın ve çocuklar sanki biraz daha korunaksızmış gibi hissettiriyor bende. Onlara dokunmak, hayatlarında küçük bir değişiklik yapmak. Evet, çok güzel olur. Evet, çok güzel olur. Ufuk Hanım, biz tebrik ediyoruz yaptığınız işler için. Başarılar diliyoruz tabii ki geleceğe dönük hedefleriniz için de. Son olarak programımızın sonuna yaklaşmışken seyircilerimize vermek istediğiniz bir mesajınız var mıdır? Kesinlikle. Özellikle kadınlarımız gün geçtikçe kendilerini geliştirmeliler. Kendilerine amaç edinmeliler. Bir amaçları, hedefleri olmalı. Sabah kalktıklarında kendilerine soracakları sorular olmalı. Kendilerini geliştirecekleri şekilde. Bugün kendim için ne yapabilirim? Kendimi geliştirmek için neler izleyebilirim? Kimlerle görüşebilirim? Kimlerle muhabbet edebilirim? Diyebilirler. Bence sorular, hayat içinde sorduğumuz sorular
kendimiz için çok önemli. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz Ufuk Hanım geldiğiniz için. Ederim. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Sevgili Ufuk Akman bizlerleydi. Kendisi yaşam koçu ve biyoenerji uzmanı. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.